Ağlama kızım. Tamam. Ağlama, anne gelecek. Nerede peki, niye gelmiyor? Başım acıyor. Acıyor. Oo. Ateşin yükselmiş kızım. Hemen doktor amcaya gitmemiz lazım. Hayır işte, hayır. Ben annemi istiyorum. Yapma kızım. Hastasın ama. Doktora gitmeliyiz. Annem gelsin. Annemi istiyorum. Gel kızım. İnat etme. Hastasın bak. Annen işleri var. Gelemez ki. Hayır işte, hayır. Peki. Alo, ne var? Şey efendim. Toplantıda telefon bağlama dedim ya sana. Kocanız arıyor efendim, önemliymiş. Tamam, bağla. Ne oldu Ufuk? Ne var? Çocuk hasta. Durmadan ağlıyor. Seni istiyor. Bunun için mi böldün toplantımı? Götür hastaneye, ilaçlarını al. İrem, hayatım, çocuk seni istiyor. Götürmek istiyorum ama gelmiyor. Seni istiyor. Ufuk lütfen. Bugünün çok önemli olduğunu söylemiştim sana. Teklif sunacağız. Gelmem imkansız. İrem, sen onun annesisin. Şu anda gelemem. İrem. İrem. Yeter artık. Nasıl annesin sen be? Nasıl? Nasıl annesin sen? Tebrikler Onur. Yine döktürmüşsün. Sağ ol. Beste, sen bunların içindekileri grafiklendir. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sevgi, demolar hazır değil mi? Hazır sayılır İrem Hanım. Ne demek hazır sayılır ya? Bir haftadır bitiremediniz mi? Bu akşam teklifi sunacağımızı bilmiyor muydun sen Sevgi? Şey, biliyorum da. Ne yap yap, akşama kadar tamamla Sevgi. Bu işi gebertmeliyiz arkadaşlar. Bizim olmalı. Hiçbir eksiklik, aksilik istemiyorum. Eve gitmeyi falan unutun. Sadece proje. Hadi bir tanem. Hadi gidelim. Anne. Anne sonra gelecek. Çok işi varmış. Biz gidelim hadi. Annem beni sevmiyor değil mi? O nasıl söz kızım? Anneler sevmez mi hiç? Seviyor. Hayır, sevmiyor işte, sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor, sevmiyor. Hep işine gidiyor, hep işine. Tebrik et. Bugün işi kopardık.
Proje bizim. Bütün reklam tanıtımlarını, billboardları, televizyon tanıtımlarını aldık. Çok mutluyum bugün. Niye kutlamıyorsun beni? Başardım. Sen nasıl annesin? Nerede o? Anneciğim. Anneciğim. Hoppa. Hani hasta diyordun? Sabah sağlam. Hastayım anne. Bak, doktor amca ilaç verdi. Onları içince iyi olacakmışım. Bir dakika. Müşteri arıyor. Buyurun Yalçın Bey, sizi dinliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Metin yazarlarımız üzerinde çalışıyorlar. Çok yakında hepsi biter Yalçın Bey. Bir iki hafta sonra televizyonlarda izleyebilirsiniz. Anne. Evet, anlıyorum. Bu bir kampanya olacak Yalçın Bey. Halkın dikkatini sizin ürününüzün üzerinde toplayacağız. Elbette imajınızı beyinlere yerleştireceğiz. Önce bir imaj kampanyası. Tabii. Sonra da ürün satış kampanyası. Siz hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Yeter! Ufuk, sen ne yaptın? Manyak mısın sen be? Manyak mısın? Anne. Çek şuradan. Sen benim işime nasıl karışırsın? Ha? Nasıl karışırsın? Aptal. Yeter. Bir kere de çocuğunu gör. Bir kere de sev onu. Ölür müsün? Sen annesin. O kızın senin. Onu sen doğurdun. Çocuğu ben istemedim. Ne dedin sen? Çok söyledim sana. Çocuk bana ayak bağı olur dedim. İşlerim yoğun dedim. Ama illa baba olmak istedin. Madem bu kadar istedin, çocuğuna sahip çık. Ama senin de çocuğun. Bu böyle devam etmeyecek Ufuk. Çocuk için de ve senin de benim için de uygun olanı yapmalıyız. Yani? Yani uygarca ayrılalım. Ayrılmak mı? Lütfen böyle devam edemez. Benim işimi sevdiğimi biliyorsun. Başarma hırsım var benim. Ben bunu önleyemem. Bu yolda da önümde engel olmasını istemem. Esin'le ben engel miyiz? Lütfen ajitasyon yapma. Mahkemeye gidersin, davanı açarsın. Tek celsede boşanırız. İrem. O ne olacak peki? Bir cici anne bulursun artık. Thank you.
Özür dilerim bir tanem. Anneciğim. Anne gitme. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Tamam. Bırak artık gideyim Esin. Hadi kızım bırak. Esin lütfen. Ufuk. Esin. Hadi kızım gel buraya. Esin lütfen gitmem lazım. Hoşçakal. Görüyorum seni. Yeni taşındık. Annen seni niye dövüyor? O benim annem değil. Ha? Evet annem. Beni hep dövüyor zaten. Ama o beni hiç sevmiyor. Evet anneler hiç sevmez zaten. Hep döverler. Yazık sana. Senin annen var mı? Var. Var ama... Gitti. Nereye gitti? Beni sevmiyor. Anneler sevmez mi? Beni hiç sevmedi. Gitti. Bir daha da gelmedi. Ben de onu sevmiyorum işte. Hiç sevmiyorum. Ben sadece babamı seviyorum.
İşte babam geldi. O benim babam. Bak. Yanındaki kim? Bilmiyorum. Kesin cici anne getirmiştir sana. Babam da bana aynısını yaptı. Sen de benim gibi dayak yiyeceksin. Eğer benim gibi olmak istemiyorsan babanın onun evlenmesine izin verme. Esin, bir tanem neredesin? Bak seni kiminle tanıştıracağım. Esin. Okuldan gelmemiş galiba. Heh. İşte geldi. Gel bak, kim geldi evimize? Zeynep. Bu da Esin. Esin'cim, sana daha önceden söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Biz Zeynep'le evlenmeye karar verdik. Artık o da burada kalacak. Ayrıca sana bir arkadaş da gelecek. Zeynep Hanım'ın kızı Gamze. Sana cici anne getirdim. Onu çok seveceksin. Esin, ayıp oluyor ama. Esin. Esin çabuk gel buraya. Esin. Sana söylüyorum bir tanem, gel buraya. Var mı üzerine, kendi haline bırak. Gideyim artık. Esin'in yaptıkları için özür dilerim. Önemli değil. Lütfen onu benim yüzümden azarlama. İstersen onu anneannesine göndereyim. Ya da annesine veririm. Almak istemezse de zorla veririm. Yok. Sakın böyle bir şey yapma. Ben onunla konuşurum. Etmeyin. Güvenin bize. Tamam Halit Bey. Ben sizi ararım.
Esin. Sen ne kadar da büyümüşsün. Peki buraya nasıl geldin? Anneanneme sordum. Baban mı kovdu yoksa? Yok, kovmadı. O zaman niçin geldin? Ben... Alo Erol Bey, iyi günler. Tamam, geliyorum ben. Bir saat sonra oradayım. Tabii, projeler yanımda. Tabii geç kalmam, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Hadi kızım atla. Seni de bırakayım geçerken. Hadi atla. Hadi ama Esin, randevum var. Geç kalacağım. Bırak. Hadi Esin, hadi. Esin. Kızım. Efendim. Tamam anladım. Geliyorum. Hoş geldin Esin. Eğer bir daha yaparsan seni döverim. Az. Bir daha yapmayacağım. Tamam, o zaman akıl. Kardeşin Gamze. Bu da Esin. Kızım hoş geldin demeyecek misin? Esin mi geldi? Hı hı. Esin, kızım. Bırak. Ben konuşurum onunla. Gördün mü? Bir daha öyle yapmak yok. Aferin, öyle akıllı kız ol. Kardeş aynı odada kalacaksınız. O benim kardeşim değil. Gamze. Onunla aynı odada yatmam. Lütfen Gamze başlama yine. Hayır. Bana bak, bir daha böyle konuşmayacaksın. Bundan sonra burası bizim evimiz. O da senin kardeşin. Anladın mı? Ne oldu? Esin mi yine? Hı. Bu sefer ben konuşayım. Dur.
Onu yalnız bırakalım lütfen. Ben Esin'i çağırayım. Esin, gel artık. Ben gider çağırırım. Esin kızım, hadi yemek yiyoruz. Kızım hadi aç kapıyı. Sana söylüyorum Esin. Esin. Hadi kızım. Bak bekliyorum. Kızım hadi ama lütfen. Acıkmadın mı? Esin. Hadi aç şu kapıyı. Kapıyı mı kilitlemiş? Hı hı. Aç şu kapıyı. Çocuğa bağırma Ufuk. Gönlü olunca gelir. Ben de aynısını yapmıştım. Biraz bekleyelim. Esin'cim, sana yemeğini ayıracağım. Canın ne zaman isterse mutfakta yiyebilirsin. Tamam mı? Anlaştık mı? Kızım, sen artık benim kızımsın. Söz veriyorum seni öz kızımdan ayırt etmeyeceğim. Sen ne güzel bir kızsın böyle. Gamze ne oldu? Ben de yemeyeceğim. Gamze, kızım. Ne oluyor bu çocuklara? Erdin çabuk ol. Geç kalıyoruz hadi. Geldim hayatım. Arabanı tamirden ne zaman alacaksın? Usta yarına söz verdi. Bir de seni iş yerine bırakacağım yani. İşe geç kalırım vallahi. Toplantım var. İstersen bir taksiyle giderim sevgilim. Tamam tamam bin hadi. Çok masuma benziyordu. Tuzak bunlar, tuzak. Sevimli bir çocuk. Aman Erdinç. Ne oldu? Bir çocuğum olmasını o kadar istiyorum ki. Yine mi aynı mevzu ya? Lütfen Erdinç, anlaşmamızı unutma. 10 yıl boyunca çocuk yapmamak üzere evlendik seninle. Biliyorum da ne yapayım işte. Çocukları çok seviyorum. Kızın şimdi 6 yaşında vardır değil mi? Onu özlemiyor musun? Sana ne Erdinç? Sana ne? Tamam. Tamam, tamam. Özür dilerim. Ha ha ha.
Hadi oyna sen de. Canım istemiyor. Gamze, Esin de oynasın. Oynasın, bana ne? Oynamak istemiyorum. İstemiyorum. Ne oldu buna? Rüyasında annesini görmüş. Bu işi gebertmeliyiz arkadaşlar. Hı hı. Hiçbir pürüz istemiyorum. Kerem, dosyayı hazırladın değil mi? Hazırladım efendim. Güzel. Tuba sen? Çizimler tamam değil mi? Sayılır efendim. Ne demek sayılır? Bu akşam şirket temsilcileri gelecek. Dosyaları teslim edeceğiz. Ve sen hala hazırlamadım diyorsun. Çocuğum hastalandı da efendim. Onunla ilgilendim. Mazeret kabul etmiyorum. Hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Bu sabah bu iş bitecek. Ve dosya elimde olacak. Anlaşıldı mı Tuğba? Hı hı. Anlaşıldı efendim. Güzel. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Kimsem yok da yanımda getirdim. Burada böylece durur. Hiç yerinden kımıldamaz. Müşterilerin buraya geldiğini biliyorsun. Burada böyle bir manzara. Siz merak etmeyin İrem Hanım. Onlar gelince ben onu odaya gizlerim. Dönüşte görmeyeceğim. Burası kreş değil, reklam ajansı Meral Hanım. Biliyorum efendim. Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Ağlama güzelim, ağlama. Ağlama. Al kızım. Al canım. Benimki küçük, ben onu isterim. Al. Üf, bu da çok büyük. Hem pembesi az. Ben onu istiyorum. Anne, Esin pamuk şekerini düşürdü bak. Bırak kızım, alma, kirlendi o. Bir tane daha verir misiniz? Tabii abla. Ben de bir tane daha isterim şimdi. Gamze. Ben de isterim işte. Peki peki, bir tane daha verin siz. Tamam. Hadi kızım, yesene. Buyur abla. Al kızım. İstemiyorum işte. İstemiyorum. İstemiyorum. Gamze, kızım. Gamze. Gamze kızım, gel yemek yiyoruz. Gamze! Nerede? Odasındaydı. Gidip çağırayım. Dur kızım, sen otur, ben çağırırım. Gamze kızım, hadi kalk, yemek yiyoruz. Canım istemiyor.
hastayım. Hasta mısın? Ateşin yok ama. Var dedim işte, var. Kızım ne oluyor sana? Hastayım dedim ya, hastayım. Kızım Gamzem, lütfen yapma böyle. Sen beni sevmiyorsun, onu seviyorsun. Öyle şey olur mu kızım? İkinizi de seviyorum. Sen benim annemsin, o da annesine gitsin. Gamze, asla böyle şeyler konuştuğunu duymayacağım. O senin kardeşin. Değil işte, değil. Gamze, kızım. Hadi yeme. Gelmiyorum işte, gelmiyorum. Gamze. Gamze. Peki, sen bilirsin. Bu huyuna devam ettikçe aç kalırsın. Baba. Söyle kızım. Gamze beni niye sevmiyor? Sevmez olur mu kızım? Seviyor. Siz kardeşsiniz. Devam edin, yemek istemiyormuş. Kendi bilir. Biraz aç kalsın da akıllansın. Getirdim. Hadi ye. Sen olmayınca boğazımdan geçmedi. O benim annem. Benim annem. Annene git sen de. Bırak benim annemi, bırak. Gel. Gel. Esin lütfen bırak. Gitmem lazım. Tam bir aydır üzerinde çalışıyoruz. Her birine özen gösterdik.
Tanıtım alanında büyük bir kampanya olacak. Ürününüz zihinlerde yer edecek. Buyur. Teşekkürler. Nasıl buldunuz? Özgün bir kampanya olacak değil mi? Anne, bak kayıt yaptım. Oğlum. Oğlum niye geldin buraya? Niye geldin ha? Ben sana ayrılma yerinden demedim mi? Güzel olmuş mu? İrem Hanım ne oluyor? Bu nedir? Şey... Çaycımızın çocuğu efendim. Burada olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Niye böyle yapıyor Zeral Hanım? Derhal dışarı çıkın. Derhal. Çok özür dilerim. Gidiyor musunuz? İrem Hanım, başka bir zaman başka bir yerde yapalım toplantıyı isterseniz. Sanırım burası uygun değil. İyi günler. Ama... Meral Hanım! İsmi bu. Annemin. Zeynep annemin. O senin annen değil. Benim annem. Benim de annem. Nasıl? Benzemiş mi? Onu versene bana. Annem gelince göstereyim. Bakalım beğenecek mi? Anne bak bir tane daha yaptım. Aferin ya. Seni uyardım. Ama beni dinlemedin. İrem Hanım, ne olur affedin. Bir daha olmaz. Çıkarmayın beni işten. Çocuğuma bakmak zorundayım. İşim olmayınca bakamam. Ne olur çıkarmayın beni. İrem, duygularına sakın yenilme. Başarının tek yolu bu. Anneciğim, bak Esin senin resmini yapmış. Ya öyle mi? Teşekkür ederim kızım.
Duygularına yenilmek yok İrem. Asla. Hayatım. Diren mi? Sen annesi. Hayır. Bir çocuğun var senin. Bir daha da olabilir. Erdiş lütfen. Bu ev çocuk olmayınca çok sakin. Lütfen dedim Erdinç. İnat etme sevgilim. Mutluluk sadece başarı değildir. Yeter! Yeter! Eğer çocuk istiyorsan bitirelim bu evliliği Erdinç. Bitirelim yani. Tamam sevgilim. Tamam. Tamam sakin. Sakin. Güzel kızım. Demek böyle. Esin seni hiç sevmiyor anne. Ama ben seni seviyorum. Anneciğim ağlama. Ne ağlıyorsun? Hep o Esin yüzünden. Onun yüzünden. Ağlama anne. Ben onun için ağlamıyorum Gamzem. Ben onun için üzülmüyorum. Senin için üzülüyorum, ağlıyorum. Benim canım kızım annesini cadı gibi görüyormuş, yalan söylüyormuş. Benim canım kızım kardeşine iftira atıyormuş. Lütfen. Niye böyle yapıyorsun kızım? Niye bana yalan söylüyorsun? Daha senin yaşındayken annem ölmüştü. Babam bir cici anne getirmişti. Kendi kendime söz verdim. Onu çok sevecektim. Kendi annem gibi sevecektim. Ama o beni sevmedi. Hiç sevmedi. Hep dövdü. Her gün dayak yiyordu. Kendi çocuklarından ayırıyordu beni. Onlara gülerken bana somurtuyordu. Zavallı babam. Hiç sesini çıkaramıyordu. Bu yara o günden. Bir gün üvey annem hiç yoktan yere beni odunla dövmüştü. Yüzüm kanlar içinde kalmıştı. Hastaneye kaldırmışlar beni. Yüzüme dikiş atmışlar. Öleceğim sanmışlar. Ama ölmedim. Gözlerimi açtığımda üvey annemle üvey kardeşim karşımdaydı. Bana hala kinle bakıyorlardı. Esin de benim gibiydi. Onda kendimi gördüm kızım. Beni ve anneden çok çektim. Ona çektirmek istemedim. Ona annesizliğini hissettirmek istemedim. Çünkü ben annesizliği çok hissettim. Geceler boyunca ağladım. Annemi sayıkladım. Ona gerçek anne gibi olmaya çalıştım. Çünkü ben üvey annemi gerçek anne gibi sevmek istemiştim. Kızım, Gamzem, beni seviyorsan onu da sev. O senin kardeşin. Git kızım, kardeşinden özür dile o resim için. O resim senin yaptığını biliyorum. Annesiz kalmak istemiyorsan git ondan özür dile.
anneme gidiyorum. Gidemezsin. Hayır. Özür dilerim. Gitme. Kardeşim. Vallahi bir şey değil mi? Bayağı becerdik bu işi. Gerçekten. Doğru valla. Çok güzel oldu. Geliyor arkadaşlar. Aa, evet, hadi hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Hepinizi tebrik ederim. İşi geberttik. Kampanya bizim. Çok iyi ya. Bunu kutlamalıyız. Tamam. Çok nereye gitmek isterseniz oraya gidip bu zaferi kutlayacağız. Oh ne güzel. Ayrıca hepinize ikramiye sözü veriyorum. Oh yaşasın. Harika. 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 Biz başardık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen mi geldin Meral Hanım? Bugünün şerefine seni işe alıyorum. Aylardır peşinden koştuğumuz kampanyayı aldık. Ve ilk ikramiyeyi de sana veriyorum. Oğlum senin yüzünden öldü. Senin yüzünden. Ne olurdu sanki bir köşecikte dursaydı? Ne olurdu? Hiç sesi çıkmıyordu yavrumun. Kendi halinde duruyordu. Sen anne olmadın mı hiç? Sende hiç duygu yok mu? Nasıl insansın sen? Nasıl? Beni işten çıkardın. Kimsem yoktu. Oğlumdan başka kimsem yoktu. Bu dünyada sadece onun için yaşıyordum. Onun ilaçlarını almak için çalışıyordum. Sen işten atınca boşta gezdim. İş aradım. Vermediler. Parasız kaldım. Yavrumun ilaçlarını alamadım. Besleyemedim onu. Bakamadım. Günden güne eridi gitti oğlum. İlaçları çok pahalıydı. Neyim var neyim yoksa sattım ama baş edemedim. Oğlumun katili sensin. Sen. Özür dilerim. Ben bilmiyordum. Durumun böyle olduğunu bilmiyordum. Bilemezdin ki. Çünkü görmüyordun. Gözlerin kördü. İşinden başka hiçbir şey görmüyordun. Hiçbir şey. Sadece iş, iş, iş. Sana acıyorum. Acıyorum sana. Sen anne olmamışsın.
Belki bir çocuğun varmış ama sen anne değilsin. Onu bile görmüyorsun. Zavallı yavrucak. Onu görseydi beni de benim yavrumu da görürdü. Zavallısın sen. Zavallı. Hadi, hadi oğlum. Hadi, hadi gel. Hadi kalk, 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 hadi. Hadi, hadi kalk. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Hadi gel, hadi kalk. Hadi oğlum. Hayatım ne oldu? Projeyi kabul etmediler mi? Biliyorum. Aylardır üzerinde çalışıyordum. Çok umutluydum. Takma kafanı. Yeni işler çıkar. Dert etme. Bak sevgilim, lütfen. Kampanyayı aldım. Projemizi de kabul ettiler. Başardım yani. Öyleyse niye ağlıyorsun? Bilmem. Bilmiyorum. Lütfen beni yalnız bırak olur mu? Lütfen. Hı hı. Hazır mısınız güzellerim? Aferin sizlere. Derslerinizi iyi dinleyin. Birbirinizden de ayrılmayın, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Buyurun.
Özür dilerim, ben sizi sabah sabah rahatsız ettim. Ufuk evde mi? Erken çıktı bugün. Ya. Ben kızımı görmeye geldim de. Tabii. Siz şöyle geçin oturun. Ben onunla konuşurum. Gamze kızım, sen git okula. Ben Esin'i birazdan getiririm. Peki anne. Hadi kızım. Bilmem hakkım var mı buraya gelmeye? Onu görmeye? Biliyorum yok. Ama geldim işte. O benim kızım. Ben istemesem de kızım. Ne kadar kabul etmesem de ben de bir anneyim. Ben bunu anladım. Çok geç oldu ama anladım. Onu çağırayım. Güzel kızım. Benim annem sensin. Sensin. Esin'cim, yavrum. Elbette senin annenim. Ama senin gerçek annen de var. Buraya sadece seni görmeye gelmiş. İstemiyorum. Onu istemiyorum. Ama kızım. Hayır. O benim annem değil. Değil. Benim annem sensin. Kızım. Canım kızım. Defol git. Seni istemiyorum. Kızım. Canım kızım. Canım kızım. İstemiyorum seni. Git. Git. İstemiyorum seni. Git. Defol git. Git dedim. Git. Vazgeçmeyin. Israr etmelisiniz. Onu anlamalısınız. O sizi seviyor. Sizi daha çok seviyor. Çünkü onun annesi sizsiniz. İnanın çok iyi bir kızınız var. Melek gibi. Onu çok sevdim ben. Annesi olmasanız asla böyle bir konuşma yapmazdım. Ama onu seviyorsam onun için iyi olanı kabul etmeliyim. Yani annesine kavuşturmalıyım onu. Beni sevmiyor. Sevmemek de haklı da. Ben ona annelik yapamadım. Reddettim onu. Terk ettim. Şimdi gelip kollarımı açıp gel yavrum demem çok saçma.
Çok saçma. Esin'in dünyasında sizin boşluğunuzu doldurmak için çok uğraştım, inanın. Ama olmuyor. Annesi varken, yaşarken, bunu biliyorken başka birini anne kabul edemiyor. Onun yaşındayken benim de annem yoktu. O kadar istedim ki annemin olmasını. Ona doyasıya sarılmayı. Onun kucağında ağlamayı. Yoktu. Ama onun var. Ne olur hemen pes etmeyin. Teşekkür ederim. Aynen böyle olacak. Anladım. Peki, gördün mü burayı? Burası? Bak. Aa, evet. İrem Hanım.
Çocuklar, bu dosyada ufak tefek değişiklikler yapılması gerekiyor. Tamam, İrem Hanım görmeden önce düzeltelim. Yani. Tamam. Tamam, hallederiz. İrem Hanım'ın nesi var? Ben de bilmiyorum. İnşallah önemli değildir. İnşallah. İrem Hanım? İrem Hanım? İrem Hanım, bakar mısınız? Kampanya için çizdim. İrem Hanım? Grafik iyi olmuş mu? Senin çocuğun var mı Ayla? Var efendim. Onu seviyor musun? Nasıl sevmem efendim? Ben anneyim. O benim bir taneciğim. Öyle ya. Benim de bir taneciğim var ama. Biliyor musun Ayla? Benim gözümü hırs bürümüş. Estağfurullah efendim. Öyle öyle. Kadınlığımı, insanlığımı, anneliğimi ihmal ettiren bir hırs bu. Oysa senin gibi hem çalışıp hem de annelik yapabilirdim. Rahatsız mısınız efendim? Ağrı kesici ister misiniz? Sağ ol. Daha sonra bakayım Ayla. Beni yalnız bırak olur mu? Peki efendim. Afiyet olsun. Seni dinliyorum. Ufuk, bana yardım et. Hangi konuda? Ben kızımı geri istiyorum. Şimdi mi aklına geldi? Lütfen sorgulama. Anne olduğun aklına geldi ha? Lütfen Ufuk. Lütfen. Evet, şimdi aklıma geldi. Şimdi hatırladım kızımı, anneliğimi. Ve ben onu geri istiyorum. Kızımı annesinden mahrum etmek istemem. Ama ben de onun babasıyım. Tamam. Her hafta iki gün sana getiririm. Ayrı işlerde nasılsa bizde de öyle olur. Ha, olur mu? Kızımı çok istiyorum Ufuk. Çok. Bunu benimle değil. Asıl kızınla konuşman gerekmiyor mu? Bana yardım et. Üvey annesini çok seviyor. Onu bırakmaz. Üvey annesi de onu seviyor. Biliyorum. Ayrıca bakalım kocan isteyecek mi? İster. Onu tanıyorum. Çocukları çok seviyor. Niye böyle oldu İrem? Neyse. Herkes kendi yolunda. Ben eşimden memnunum. Sen de memnunsun. Öyle. O zaman Esin'le konuş.
Esin! Esin! Annelik projeni yutmadı İrem, yutmadı işte, başaramadı. Keşke benim de annem olsaydı. Ne olursa olsun severdim. Koşardım ona. O senin annen. Hayır, benim annem sensin. Ben senin cici annenim kızım. Seni doğuran o. Sen onunsun, o da senin. Ne yaparsan yap kopamazsın ondan. O senin annen. Ama ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. Öz kızım gibi. O zaman bırakma beni. Bırakmamak isterdim. Ama bir annenin feryadına kulak tıkayamam. Hatasını anlayan, anneliğini fark eden bir kadını. Benim çok sevdiğim kızımın annesini üzemem. O beni bıraktı gitti. Bir daha hiç gelmedi. Ben çok ağladım anne. O kadar çok ağladım ki. O gelmedi. Şimdi geldi ya kızım. Düşün ki bu zamana kadar hastaydı. Çok hastaydı. Birden iyileşti. Seni hatırladı. Ve sana koştu. Onu reddetme kızım. Annen iyileşti artık. Onu üzme kızım. Anneler sevilir. Affedilir. Yarın ona gidelim mi? Seni bırakamam. Ben de bırakmayacağım kızım. Her hafta geleceksin. Görüşeceğiz. Gidelim mi artık? Misafiriniz var efendim.
Ben iyi değilim Sevgi. Ayrıca dosyalar da hazır değil. İş görüşecek durumda değilim. Ama bu misafiri çok seveceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.